Mevlana'dan Mandela'ya dünya düşünce ve siyaset tarihine damga vuran isimler Beyrut'ta açılan Renkli Adımlar sergisine konu oldu. Şimdi bu sergiye biraz daha yakından bakalım. Mevlana Celaleddin Rumi ve Nelson Mandela, Beyrut Arap Üniversitesi'nde açılan bir sergide buluştu. Renkli Adımlar isimli sergide tarihe mal olan önemli şahsiyetlerin portreleri sergilendi. Sergide ayrıca sanatçı Hani Bayo'nun taş ve küçük kaya parçaları üzerine yaptığı resimler de katılımcıların beğenisine sunuldu. Sanatçı Bayo'nun eserlerine Mevlana'nın öğretisi damgasını vurdu. Ana bir ra'yi. Mevlana Celaleddin Rumi herkesin bu hayatta gideceği bir yolu olduğunu ve o yolda bir yol arkadaşı bulunabileceğini ancak yolu kendi için yürüyecek birinin bulunamayacağını söyler. İşte bu adımlarda insanın hayatında karşılaştığı dönemlerdi ve her olayın farklı bir rengi, bir tadı var. Ve bu dönemler atlanarak ilerlenemez. Üçüncü dönemden başlayamazsınız. Önce bir, sonra iki ve sonra üçüncü olayı yaşarsınız. Herkes bu yaşadıklarını kendi karakterine uygun olarak yansıtır. Bir sanatçı ise eserlerinde hayatını sergiler. Sergide portreler kadar taş ve küçük kaya parçaları üzerine yapılmış resimler de ilgi çekti. Mevlevi dervişlerinden doğadaki canlılara kadar geniş bir yelpazeye uzanan eserler katılımcılardan büyük ilgi topladı. Taşların iki gizemi olduğunu düşünüyorum. İlk olarak doğanın sanata olan katkısını söyleyebilirim. Eserinizde yapacağınız parçayı taşın kendisi belirliyor. Yani aynı eseri başka bir taş üzerine yapmaya çalışırsanız başarısız olursunuz. Çünkü birbirinin aynısı olan taşı bulmak imkansızdır. Böylece de eserinizde doğanın etkisi yer alır. İkinci olarak da taşlarda bulunan sufi izler. Bu izler taşa ruhani değer katıyor ve esere baktığınızda rahatladığınızı hissediyorsunuz. Yani taşa bakıyorsunuz ve ondaki amacı görüyorsunuz. Sonra da içindeki güzelliği ortaya çıkarıyorsunuz. Serginin açılışına sanatçı Hani Bayo'nun yanı sıra Lübnan sanat ve akademi dünyasından önemli isimler de katıldı. Yoğun ilgi gören sergide katılımcılar eserleri dikkatle inceledi. Resimlerdeki gözler ve onlardan çıkan yaşam muhteşem. Yüzlerdeki detaylarda büyük bir yaratıcılık var ve eserler çok üst düzeyde yapılmış. Resimlerdeki tanıdığımız karakterler ve simalar farklı ve eşsiz bir gözle yapılmış. Eserin karşısına geçip incelediğinizde daha önce fark etmediğiniz detayları görüyorsunuz. Beyrut Arap Üniversitesi'nde düzenlenen sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.